Selamlar herkese arkadaşlar. İyi misiniz? Nasılsınız? Bugün Ankara'da bir kitap fuarı vardı arkadaşlar. Bugün ilk günüydü. Ben de gittim. Prestij yayıncılığın standına gittim. İlhan abinin yanına. İlhan abiyle biliyorsunuz çok kereler yayınlar yaptık ama kendisini yaklaşık bir 11 senedir herhalde. Yani bir 11 seneye yakın zamandır canlı canlı görmemiştim. İlhan abiyle sohbet ettik. Ondan sonra Görkem Demir oradaydı. Onunla sohbet ettik. Hepsini tekrardan görmek keyifliydi. Sonra Bay Çizgi geldi. Mustafa arkadaşımız geldi. Onunla biraz sohbet ettik. Daha sonra Komik Adam YouTube kanalının sahibi arkadaşımızla geldi. Onunla bir sohbet ettik. Çok keyifliydi. Onun dışında Delileri Okuyan Arkadaşlar, Tanto'yu okuyan arkadaşlardan birkaçı standta beni gördü. Sağ olsunlar, onlarla sohbet ettim. Benim için güzel bir gündü. Onun dışında fuarı gezdim. Yani %90-95 benim için olumlu geçti. Oradan bazı kitaplar aldım, bazı hazineler buldum. Onları da size göstereyim neler buldum. Örneğin şu kitabı buldum. Jason Bourne serisinin 3. filmi, Son Ultimatum filminin kitabını buldum arkadaşlar. Bu kitabı bulduğuma çok sevindim. Robert Ludlum'un kitabı. En yakın zamanda okuyacağım. Ondan sonra Hendeklerde Vurulduk diye bir Jöh komutanın, üsteğmenimizin bir hikayesini, kitabını buldum. Kitabı aldım hemen. Hatta okumaya da başladım. Yakın zamanda bitiririm. Kemal Tahir'in Ustanın Kurt Kanunu kitabını buldum. Ne zamandır arıyordum. Orada sıfır kitaplar yok arkadaşlar, sadece sahaflar da var. Bu kitapları hep sahaflardan buldum. Bu kitabı okuyacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ü 1925 yılında atamıza yapılan suikasti anlatıyor. Meşhur İzmir suikastini anlatan kitap. Roman şeklinde. Prestij Yayıncılık'tan Hawken'i aldım. Hardcover. Okuyup incelemesini çekeceğim. Western hikayesi güzelmiş. Onun dışında benim için çok değerli fakat konusunu çok kötü bir kitap buldum. O da Conan'ın film sayısı arkadaşlar. Kapaklar maalesef çıkık. Arka kapakta yırtılmış. Fakat bu çizgi romana ben paha biçemiyorum. Çünkü Conan 2 filminin direkt çizgi romanı arkadaşlar. Conan'ı Arnold Schwarzenegger'e benzetmemişler ama şu çizimlerin güzelliğine bakar mısınız? Bence harika bir iş. Yani ömür boyu kondisyonu kötü de olsa bence bir koleksiyonerin koleksiyonunda bulunması gereken ve koleksiyonunda saklaması gereken bir çizgi roman. Ve son olarak da arkadaşlar benim için çok değerli bir dergi, Strip. Bu dergide Hakan Tacal abimizin, ustamızın yazdığı ve Yıldıray Çınar ustamızın çizdiği arkadaşlar bir hikaye var. Pırıl Kız. Aynı Pırıl Kız ve bir çizgi romanlar daha olması lazım. Sadece sanırım Pırıl Kız mıydı o? Şu çizgi roman var içinde. Keşke ülkemizde bu dergilerde değil de albüm olarak basılsa, biz de okusak. Neyin kıymetini bildik ki bunun kıymetini bilelim diyelim. Ve Ken Parker'la Dylan Dokun bir macerası var arkadaşlar bu çizgi romanın içinde. Ben bu dergiyi alarak Türkiye'de basılmış bütün Ken Parker'lara artık sahibim. Yani Alaskalardan bahsetmiyorum ama bizim ülkemizde Ken Parker adına ne basıldıysa Rodeo Yayıncılıklar hepsi artık koleksiyonumda mevcut. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kitaplı günler, bol okumalı günler diliyorum.